İş güvenliği, iş güvenliği eğitimler veriyorlar, değil mi? Orada da böyle hep ihtimaller üzerinden, işte zemin ıslak ıslak şeyini koy, efendim yukarıdan bir şey düşebilir, burada kafaya bilmem ne tak. Yani bunlar e, belki çoğumuzun ekstra gördüğü, çünkü tehlikenin yaşanma ihtimali sınırlı olduğundan geri duruyoruz. İstatistiksel olarak bakarsanız doğru olabilir. Ama dini olarak bakarsanız alınmayan her tedbir günah doğurur. Seküler bakarsanız alınmayan çoğu tedbirin hiçbir sıkıntısı olmaz. Bazılarından başınıza bir şey gelir. Onu da tolere edebilirim dersiniz. Adam başında bir şey kaskı yok. Çalışıyor koca inşaatta. Başına bir üstten çekiş düşme ihtimalinin istatistikler olarak Çok düşük. Onu da göze alıyorum diyor. Her an başıma takmaktansa yani onun sıkıntısıyla yaşamaktansa düştüğünde ölmeyi şimdiden tercih ediyorum. O da binde bir veya yani benim gibi bin tane işçinin başına düşüyor. Ben o 999'da olacağım ihtimali üzerinden yürüyorum. Rahat davranıyorum diyor. Bakıyorsun hiçbir tedbir almadan, ipini bağlamadan, kaskını takmadan. Seküler olarak böyledir. Ama dini olarak nasıldır? Dini olarak alınmayan her tedbir günah doğurur. Her tedbir, yüzde yüz. Çünkü tedbir Allah'ın emridir. Alınmayan tedbir günah doğru. O bakımdan müminlerden oluşan bir toplumdaki iş güvenliği anlayışı, tedbir anlayışı yüzde yüzdür. Ama sekülerlerden oluşan yerde, yani işte ceza geleceği zaman dikkat ederler. Kontrol olacağı zaman dikkat ederler. Diğer zamanlarda rahattırlar. Dolayısıyla her kaza orada çoğunlukla ölümlere yol açar. Çünkü herkes tedbirsizdir, tedbire başvurmayı ihtimali düşük kalan bir aralıkta e, gördükleri için onu tölere ederler. Olunca da ne yapalım artık Allah'tan diyor. Ya sen her defasında zaten Allah'tan günah kazanıyorsun. Olduğunda da cezanı yiyeceksin Cenab-ı Hakk'ın. Öyle, öyle de huzuruna alıp seni kim bilir ağır kusurlu olarak e, ne kadar sana ceza verecek emrimi ciddiye almamış biri olarak nasıl seni cezalandırır. O bakımdan İslam ayrı bir coğrafyadır, ayrı bir iklimdir, ayrı bir düşünce tarzıdır. İslam, Yaradan'ın her şeyi sınamak üzere bizi yarattığı bir ortamda nefes alıp verirseniz, tedbir Allah'ın emridir, herkes tedbire dikkat eder. Kimse kimsenin hayatını tehlikeye atmayı, ya nereden denk gelecek de birinin oradan başına düşecek de ötekinin şöyle olacak da diyemez. Çünkü dediği doğru olsa bile yani yukarıdan attığınız bir şeyin veya tedbirsiz bir davranışınızın başkalarının hayatını tehlikeye sokma ihtimali çok düşük olsa bile o o tedbiri Allah'ın emri olarak alır. Çünkü der ki hiçbir sonucu olmasa bile ben yine Allah'ın huzuruna çıktığımda Cenab-ı Hak bana diyecek ki tamam kimsenin canını almadı senin o tedbirsizliğin ama sen benim tedbir emrimi ihlal ettiğin için günah yazıldı. Sen günahı işledin. O bakımdan her tedbirsiz davranış gerek kendi hayatınızı gerek başkalarının hayatını tehlikeye atan Allah'ın katında tas tamam bir günahtır. Böyle yazılıdır, çizilidir. Oraya konun.